ben Güven İslamoğlu. Yeşil Doğa programı ile yine karşınızdayız. Şu anda Antalya Alakır Vadisi'ndeyiz. Muhteşem bir vadi, muhteşem bir su var, muhteşem bir doğa var. Ancak biz bu doğanın üzerine, bu suyun üzerine hidroelektrik santralleri inşa ederek maalesef mahvettik. Şu anda arkamda gördüğünüz Alakır Vadisi'nin dokunulmamış bölgesi. Aşağı bölgesi ise dokunulmuş bölgesi. HES'lerin yapıldığı bölge. Bunu dozunu ayarlayamayınca maalesef doğaya zarar veriyoruz. Bu hafta bu doğayı korumak için çaba gösteren bir çiftin hikayesini ekrana getireceğiz. 8 yıldır Alakır Vadisi'nde yaşıyorlar. HES'ler geldiğinde onlara karşı mücadele ettiler. Ve var olan kısmı korumak için de mücadeleye devam ediyorlar. Bu çiftin hikayesini ilgiyle izleyeceksiniz. Çünkü yaşadıkları bölgede ne elektrik kullanıyorlar, ne elektrikli cihazlar kullanıyorlar haliyle. Tamamen doğal ortamda, doğa ne verdiyse onunla yaşıyorlar. Ve bu vadiyi korumak için ant içmişler. İşte o insanların hikayesini ekrana getiriyoruz. Alakır Antalya sınırları içinde yer alan eşsiz güzelliğe sahip 60 kilometre uzunluğunda bir vadi. Bey dağlarında doğan sular aşağıya doğru süzülerek Alakır nehrini oluşturur. Nehir bölgeye can vererek vadiyi takip eder ve Akdeniz'e ulaşır. Binlerce yıl bölgeye hayat veren Alakır nehri şimdi borular içine alınmak isteniyor. Gerekçe Türkiye'nin enerji ihtiyacı. Tüketim alışkanlığı çığ gibi büyürken bu çılgınlığa cennet köşeler feda ediliyor. Türkiye'de 1700 HES yapılacak. Bunlardan 8'inin Alakır Nehri üstünde yapılması planlanıyor. İkisi bitti. Suyunu vermek istemeyen bölge halkının açtığı davalar nedeniyle 6'sı da beklemede. Ancak mahkeme kararlarına rağmen inşaat firmalarının kepçeleri durmak bilmiyor. Bir grup çevreci ve köylü dev firmalara karşı vadiyi korumak için mücadele veriyor. Dev firmaların amacı tüketim toplumunu beslemek, ısrarcı talepleri karşılamak. Bu gençlerin amacı ise atalarından miras kalan bu doğal güzelliği geleceğe taşımak. Mücadelenin dörtte birini kaybettiler ama kalan dörtte üçünü korumak için çalışıyorlar. Şimdi Alakır'ı korumak için mücadele veren bu gençleri tanımak için Alakır Vadisi'nin derinliklerine gidiyoruz. Elektriği ve parayı hayatlarından çıkaran, kerpiç evlerde yaşayan, ürettikleri kadar tüketen sıra dışı gençlerin dünyasındayız. Alakır Vadisi'nin derinliklerinde, ormanın içinde gizli kalmış bir cennetin kapısından içeri giriyoruz. Bizi Birhan Erkutlu karşılıyor. Sakallı Ferhat, sakallı falan kestin. Saç sakal gitti, arkası kalmış. Evet, o hatıra kaldı. Merhabalar, nasılsınız? İyi, sizler? Teşekkür ederim.
Birhan 8 yıl önce hayat arkadaşı Tuğba Günal ile buraya yerleşmiş. İlk birkaç yıl çadırda yaşamışlar. Daha sonra yavaş yavaş doğal yaşama geçmişler. Köylülerin alaçık dediği çamurdan, çalıdan ev yapmışlar. Birhan Erkutlu ve Tuğba Günal 19 yıldır beraberler. Lise yıllarında doğa gezileri sırasında tanışmışlar. Doğaya yolculukları üniversite yıllarında artmış. Çevre bilinci, şehir yaşamına olan bakışlarını yavaş yavaş değiştirmeye başlamış. En son nehir çektiğinden. Yani zaten hep böyle bir düşümüz vardı. Yani Alakır değildi bu tabii. Neresi olacağı daha kesin belli değildi. Biz ama Tuğba ile hani şehirde yaşarken işten, güçten, okuldan fırsat bulduğumuz zaman sırt çantasını alıp Anadolu'nun belli köşelerini kampı yapa yapa gezerdik. Hep de böyle bir hayalimiz var işte burada nasıl güzel olur yaşamak, orada nasıl güzel olur yaşamak diye. Bu Toroslar, bu Likya bölgesini gezerken tesadüfen uğradığımız bir yerde Alakır Vadisi. Tuğba ve Birhan şehirde yaşayıp şehir düzenine karşı olmayı ikiyüzlülük olarak görüp Alakır Vadisi'ne yerleşmeye karar vermişler. 8 yıl önce kariyerlerini, iş kıyafetlerini, gömlek, kravat, döpiyesi bir kenara atıp Alakır Vadisi'nde yaşamaya başlamışlar. Kaçmak değil aslında. Biz o doygunluğa eriştiğimizi hissettik. Yani artık biraz da dürüst hissetmedik. Hani hem tüketiyoruz, üretmiyoruz. Yani onun rahatsızlığı vardı, dürüst hissetmedik o hayata karşı. Dedik hani bu hayat bizim daha iyi hissedeceğimiz bir hayat olacağına inancımızla geldik aslında. Binaları sevmediniz o binaların içinde? Yok, hiçbir sorunumuz yoktu. Gayet güzel yaşadık şehirde. Hı-hı. Hani güzel bir evimiz vardı, güzel arkadaşlarımız vardı, güzel bir çevremiz vardı ama o hayat bize işte dediğim gibi hani rahat hissettirmedi yani. Çok ilginçtir. Hani hep kaçmak olarak algılanır ya cidden. Ya biz cidden hiç kaçmadık. Yani bizim şehirle ilgili bir problemimiz de yok. Yani sadece üç temel ihtiyacımızın peşinden çıktık biz buraya. Yani sağlıklı bir içme suyu, sağlıklı güvenilir bir gıda ve sağlıklı ikame hakkımızın elimizden alındığını hissettiğimiz anda ve tükettiğimiz malzemelerin nelere yol açtığını fark ettiğimiz anda biz kendimize karşı olan dürüstlüğümüz yüzünden duramadık. Yani yoksa bir problemimiz yoktu. Zamanla köylerine desteğiyle kendilerine bu cenneti yaratmışlar. Elektriği ve parayı hayatlarından çıkarmışlar. Tamamen kendi ürettiklerini tüketerek bir hayat sürüyorlar. Genelde insanlar para kazanmaya çalışırlar. Biz parayı tamamen yaşamımızdan yok etmek için çalışıyoruz. Ama yaşlanınca kendinize bakmak için paraya ihtiyaç olacak mı? Zannetmiyorum. Yani çünkü bu zaten son belki de 40-50-100 yıl öncesine kadar hani bu coğrafyalarda özellikle bu kadar bakir yerlerde o kadar paranın ihtiyacı olmadığı bir şekilde o sürdürülebilir yaşantı devam ediyordu. Bu biraz da hani niyete de bakıyor. Yürüyemeyecek durumdayım ama bir bakım evinde ilaçlarla, makinelerle yaşamayı tercih etmem. Ben cidden vadesi geldiğinde bir meşe ağacının altında öyle yitip gitmek isterim. Bu bir tercih ve bakış meselesidir. Yani hastalandığım zaman onu kendim halledemeyecek durumdaysam benim gitme zamanım gelmiştir herhalde. Bir tek sen varsın. Birle doğan güne. Tam bu hayata alışmışken bir gün kepçelerin dozerlerin istilasına uğramışlar. HES'ler gelip evlerinin kapısına dayanmış. O gün bugündür de HES'lere karşı mücadele veriyorlar. Akan su pislik tutmaz. Geçtiğimiz yıllarda bir de komşuları oldu. Tayfun ve Elif Arı Gutstadt çifti de onlara katıldı. Yuva adını verdikleri çamurdan bir ev yaptılar. Geçen yıl bir de bebekleri oldu. Cana Işık Bebek, Alakır kardeşliğinin ilk meyvesi. Gülerler.
Tuğba Günal'ın pilav hariç tamamen kendi ürettikleri sebzelerle yaptığı nefis öğle yemeğini yedikten sonra yaşam alanını dolaşmaya başlıyoruz. Burada bir ev havası yok. Çünkü çok dağınık. Mutfak bir yerde, banyo bir başka yerde, tuvalet, kiler, misafir odası ormanın içine dağılmış. Eve girince bir an oda falan bekliyor. Bu kadar mı? Bu kadar. Her şey var içinde yani. Kütüphanesi var. Kütüphane var. Dışarıdaki kullandığımız kuzine burada kışın. Kışın hep evdeyiz. Hep evde. Çatı keçe mi? Tabii keçe. Bu şey su geçirmiyor mu? Yok, geçirmiyor ama yine de ufak sızıntıları oldu. Bir branda var üstünde. İstiklal Caddesi'nden geliyoruz, bu evi yapıyoruz. Hiçbir bilgi yok, sıfır. Sonra öğrendik ki aslında buralarda alaçık diye bir şey varmış. Yani alaçık formu varmış. Eskiden göçerler, hani burada konaklayanlar, işte yaylaya göçenler. Bu çamur arası çalı örerlermiş. Aslında oradan yola çık. Yani bir çamur, keçe, ağaç karışımı bir yer. Evet, evet. Yani biraz hani başımız sokacak bir yer olsun mantığıyla, çok da bir şey bilmeden yapılan bir ev. Ama burayı, bir 8 senedir buradayız. Burayı büyütmeyi düşünmüyorsunuz değil mi? Yok, şimdi tabii mutfak ayrı, her yer ayrı durumda olduğu için birazcık. Mutfak nerede? Şu arkada. Arkada mutfak. Burası oturma odası, yatak odası. Yani yemeği burada yiyoruz. Yemeği. Burada pişiriyoruz ama suyun olduğu yer, yani kesilip biçildiği yer orada. Ama bu şey, burada yatıyorsunuz değil mi? Tabii, yataklar tabii. Burası. Burada. Ya siz... bize yetiyor ama tabii yine de şey vardı, biraz büyüteceğiz herhalde zamanı. Kadınların işte makyaj yaptığı aynası maynası var. Sizin yok. Köşeniz var mı öyle? Yok. Yok. Kaçabileceğim bir köşe yok. Güzel. Ama her yer doğa yani. Bir yere gitmek istersen o da bol. Ve gününüzü nasıl geçiriyorsunuz burada? Yani gündüz, yani yazın zaten hep iş oluyor dışarıda. Kışın. Baharda da iş oluyor. Kışın evdeyiz tabii genelde ama kışın da gündüz dışarıdayız aslında. Yağmur çok yağarsa buradayız. Yani gündüzümüz hep bir hareketle geçer. İşte kışlar aslında hani bu sene ne yapacağız düşüncesiyle geçer. İşte kitap okuyoruz birazcık. Biraz düşünüyoruz. Ben biraz örgü örüyorum. Bir hangi tar çalıyor. Çamaşır makineniz yok. Bulaşık makineniz yok. Buzdolabınız yok. Evet. Televizyon yok. Evet. Radyo hiçbir var. Şey. Radyo var. Burada bilmiyorum yani insan... Zaten yaşamak zorunda. Hani gidip odununu toplamak zorundasın. Yani kıyafetini yıkamak zorundasın. Ama bu bir şey olarak gelmedi. Yani çok o kültüre doyduğum için herhalde hani çamaşır makinesinin içine doğan bir çağız biz. Yani daha öncesini görmediğimiz için herhalde. Ona doyduk. Hani o yüzden bana soruyorlar işte hiç aşağı inmek istemiyor musun? Bir markete gitmek istemiyor musun diye. Diyorum ben o marketteki her şeyin sırasını bile biliyorum. Hani çok beni yani ilgi çekecek bir şeyin çıktığını zannetmiyorum. Burada benim için öğrenecek daha çok şey var. Sizin market burada zaten. Burada evet. Su akar yolunun önünde durmasan iyi olur. Bir yudum su derman olur. Burası da mutfak. Burası olur. Mutfak. Kışından burayı kullanıyorsun. Evet. Yani burada yani kesip biçilip evde hani pişiriliyor, yeniyor. Abi sizin mutfak burası. Evet. Kadınlar görüyorum işte kadehler, seramik tabaklar. Siz onlardan da uzaksınız burada. Yok yani normal insan karnını doyursun. Yetiyor. Severim tabii güzel şeyleri ama hani yeterli olduğu sürece. Fazlasına hani gerek yok. Gerek yok. Ben mesela böyle seramik, porselen tabak size hediye etsem. Kullanır mısınız burada yoksa kırılır. Ha evet. Kullanmazsınız ayrıca. Yani şey olur. Yani her zaman her şeyi kullanırız, sorun değil. Var olan şeyleri değerlendirir kullanırız ama hani önemli olan bu yaşantıya uygun malzemelerin kullanılması. Sen hazırcı oldun ama yani.
lezzetini biraz da bizim versiyonumuzu birleştirmiş hali. Çok güzel. Yani, yani bu tuvaleti çok beğendim. Evet, tuvalet muhteşem. Evet. Sinek olmasın diye kapaklı. Evet. Öyle. Yani ev de çarpıcı, her yer çarpıcı ama tuvalet muhteşem. Kitaplar, her şey var. Şey, evet, kağıt peçete. Şeyde, geceleyin falan yürütmüyorsunuz değil mi? Yok, yani kendi eviniz gibi olduğu için hani öyle bir, her karışını biliyorsunuz. Evinkileri de bir başka yerde. Kilerde yazın hazırlanan kışlık yiyecekler saklanıyor. Banyoda bağımsız bir başka yerde. İki aile banyoyu ortak kullanıyor. Aslında tüm köy evlerinde benzer düzeneyi görebilirsiniz. Burada farklı olan yapı malzemesi. Yerler taş kaplı, duvarlar ise yine çalı ve çamur karışım malzemeden yapılmış. Şu anda hamama geldik. Gerçekten çok güzel, sauna gibi. Evet. Bu taşların bir özelliği var mı, kalın taşlar? Yondere yatağından bir hana getirmiş. Ha. Öyle getirdiler, löşediler. Kazan kondu. Her yerden hava alıyor burası. Yok, almıyor. Aslında üstünde bir plastik var şu anda. Öyle mi? Evet. Şey, bir sauna havası oluyor, oluyor mu? Buhar evet. Falan oluyor tabii mu? Tabii de buradan işte kaynayınca kazan. Bu eski usul hani evlerde olurdu. Ha. Biz küçüklüğümde de ben yine hatırlarım biraz. Buradan kaynar su çıktıkça tabii o buhar basıyor. Kapıyı da kapattınız mı? Şey kokusu da var, bir ağaç kokusu da var. Güzel böyle. Ya bunlar işte bizim ilk geldiğimizde kurduğumuz ve zamanla bilgilendikçe, malzemeleri tanıdıkça hani bunun yerine daha kalıcı şeyler koyabiliriz zamanla. Şimdi yan komşuya Tayfun ve Elif Arı Gutstadt çiftinin evine gidiyoruz. Elif ve Tayfun henüz yeniler. Doğal yaşama yavaş yavaş ayak uydurmaya çalışıyorlar. Tuğba ve Birhan'ın deneyimlerinden yararlanıyorlar. Kendilerine yuva adlı tamamen doğal malzemeden bir ev yapmışlar. Bu evin mutfağı içeride, çatısı da ahşap. Yani biz daha çok öğreniyoruz. Yani tabii ki biz de burada mesela bir şeyler ettik falan ama şu an o çok büyük bir çalışma gerektirmiyor. Çünkü hani toprağı ormandan aldık. Orman toprağı kullandık. Çünkü çok küçük bir alana şu an denemek için bazı meyveleri, sebzeleri ne nasıl oluşuyor, ne zaman oluşuyor onları anlamak için yaptık. Durduramam kendimi, hayallerimi ben sevemem uzaktan. Görmek isterim, hiç tutamam söylerim. Şey, bebekle yaşamak nasıl? Zor mu? Hayır, aslında zor değil. Bence çok daha kolay. Yani çünkü direkt onunla daha derin bir iletişim kurma şansım var. Yani mesela bazen Antalya'ya gidiyoruz ailemin yanına falan. O zamanlarda o bağın daha koptuğunu hissediyorum. Çünkü çok fazla dış etken var, çok fazla ses, herkesin bir şey demesi. Onun ne istediğini anlamamı, kafamın karışmasını kolaylaştırıyor. Ne istediğini anlamamı da zorlaştırıyor. Yani aslında bana burada olmak daha rahat geliyor. Evet. Çünkü onun uyuma zamanında rahat canı uyuyabiliyor. Hani ona göre yönlenebiliyorum. Çünkü öteki etkenler o kadar çok onun hayatına karışmıyor. Kendimi. Alakır Nehri üstüne kurulmak istenen hidroelektrik santralinin yapımını durdurmak için canla başla çalışan grup üyeleri, avukatların ve bilirkişi ücretlerini karşılayabilmek için müzik yapıyorlar. Bir de albüm hazırlamışlar. Su akar yolunu bulur, önünde durmazsan iyi olur. Bir yudum su dermanım olur, akan sular yollarını. Alakır'da henüz 2S olmasına karşın etkileri korkunç. Doğanın dengesinin nasıl bozulduğunu açıkça görebiliyorsunuz. HES'in 200 metre yukarısında gürül gürül akan nehir, HES alanına girdikten sonra yok oluyor. Şu anda HES yapılan alan içindeyiz. Yukarıda gürül gürül akan sular gördüğünüz gibi burada akmıyor. Ve neredeyse su çok cılızlaşmış vaziyette. Çünkü su... Şu gördüğünüz tepelerin içindeki boruların içinden aşağıdaki santrale gidiyor. Yukarıdan suyu alıyorlar, borularla aşağıdaki santrale taşıyorlar ve dere susuz kalıyor. Yukarıda gürül gürül akıyor, burada neredeyse hiç akmıyor.
yenilenebilir ve sürdürülebilir diye kamuoyuna sunulan HES'lerin üretim kapasiteleri 10 MW'ın altında. Bu nedenle çevre etki değerlendirme yani ÇED raporu gerektirmiyor. Ama görünen manzara aynı şeyi söylemiyor. Binlerce yılda oluşmuş bir doğa harikası geri dönülmez bir şekilde tamamen yok olmaya başlamış. Diğerleri de yapılırsa bir cenneti tamamen kaybedeceğiz. Sadece bir lamba kapatarak bu cenneti korumak mümkün. Evet, bu haftalık da bu kadar. Alakır Vadisi'ni ve bu vadiyi korumak isteyen çiftin hikayesini ekrana getirmeye çalıştık. Şimdi biz de Alakır'ın tadını çıkartacağız. Doğanın tadını çıkartırsanız onu korumayı başarırsınız. Neden korunması gerektiğini daha iyi anlarsınız. O yüzden Alakır'ın tadı yüzerek, doğada dolaşarak çıkarmaktır. Biz de programı buradan kapatıyoruz ama bunun tadını çıkarmanın tek yolu bu buz gibi suya atlayıp yüzmek. Haftaya bir başka yerde, bir başka hikayede buluşmak üzere. Hoşça kalın.